Akademisi'nden mezun olurken önce neyi bilmeli? Her şeyden önce herkese merhaba diyeceğim. Çok farklı bilimleri, biraz önce arkadaşlarımla da onu bahsediyorum. Olmadığımı ve hayatımı işletmeyle alakalı bir iş yaparak devam ettiremeyeceğimi anlayıp bilimlerini araştırmacı ruhlarıyla, teknik yapılarıyla birleştirmek Biz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi moda bölümü olarak moda alanında başarılı tasarımcılarla öğrencilerimizi bir araya getirmek istiyoruz. Düzenli olarak bu seminerleri organize ediyoruz. Çünkü öğrencilerimizin gerçek hayatta da burada akademik olarak öğrendikleri bilgileri nasıl kullanabileceklerini bilmeleri gerektiğinin önemine inanıyoruz. Burada tasarımcılarımız kendi hikayelerini öğrencilerimizle paylaşıyorlar ve bir marka yaratmak için gereken birikimin nasıl oluştuğunu, tecrübenin önemini öğrencilerle paylaştıklarında öğrencilerimiz de gerçek hayata uyum sürecini tamamlayarak bu üniversiteden mezun oluyor. Buna çok önem veriyoruz. Dolayısıyla bu seminerlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Aslında genel anlamda marka olmak çok uzun ve çok meşakkatli bir iş. Fakat moda dünyasında marka olmak biraz daha emek ve zaman isteyen bir konu. Ben kendi markamı 12 sene önce kurdum. 12 senedir kendi ismimle hizmet vermekteyim. Birçok alanda hizmet vermekteyim. Çok yavaş ilerleyen, çok zorlu bir süreç sonunda markamın şu anda olduğu noktaya gelebildim. Tabii bu çok emek vermek, çok disiplinli çalışmak, aslında hayatın birçok kısmında ödün vermekle de alakalı. Biraz hayatla işi beraber yaşamakla da alakalı. Ama çok uzun zaman isteyen, çok emek isteyen ve çok planlı, programlı davranılırsa bir marka haline gelebilecek bir süreç. O yüzden uzun bir süreç olarak söyleyebilirim. Moda tasarımı çok hızlı değişen bir süreçte. Biz 6 ayda bir koleksiyon hazırlıyoruz ama arada ara koleksiyonlar da hazırlıyoruz. Yani süreç o kadar hızlı devam ediyor ki o yüzden dünyayı takip etmek, farklı disiplinleri takip etmek, dünyada ne olup bittiğini görmek ve bunları doğru yorumlamak, biraz hayatı seyretmek ve hayatı seyrettikten sonra bununla alakalı bir bakış açısıyla yorum katabilmek çok önemli. O yüzden aslında hiç durmadan çalışmak ve hayatı aslında doya doya yaşamak ve içinde olmakla alakalı. Sektöre profesyoneller yetiştirmek amacımız. Sektörle beraber hareket eden bir okuluz. Dolayısıyla bizim akademik yapının dışında profesyoneller yetiştirmek, profesyonellerle beraber hareket etmek adına hem tasarımcılar hem öğrenciler aslında herkese açık bir okul. Sadece kendi içerisinde yapılandırılmış bir okul değil. Kemerburgaz Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu etkinlikte öğrencilere tasarımcı olma, profesyonel bir noktadan nasıl hareket etmeleri gerektiğiyle ilgili olarak moda tasarımcıları ve eğitim kurumlarının sektörle olan ilişkisini anlatmak üzere buradayız. Onlara bir yol göstermek istiyoruz. Yani bu süreci nasıl yaşamaları gerektiğini, nasıl farkındalık yaratmaları gerektiğiyle ilgili bir etkinlik bu. Profesyonel olabilmesi için öncelikle bu işi gerçekten yapmak istemekle başlıyor. Yani gerçekten bu yolda olmak istemekle başlıyor. Çünkü beraberinde birçok farklı disiplinini getirecektir. Bunların başında öz disiplin, konuya araştırmacı ruhu ve uygulama. Bütün bunları sürekli olarak aynı dinamikler içerisinde, aynı heyecanla devam ettirmeleri gerekiyor. Profesyonellik olmak bütün bu birimleri beraber hareket ettirmek anlamına geliyor. Bugün burada moda sektörüne büyük katkılar sağlayan ve hepinizin de bildiğini düşündüğüm İstanbul. Saraçoğlu aynı zamanda 2009 yılından bu yana Mimar Sinan Üniversitesi'nde tarafından yılın moda tasarımcısı ödülüne layık görülmüş şerefine. İlk hot couture defilesini düzenlemiş ve aynı zamanda moda tasarımcısı. Bir diğer katısı için gömlek tasarlamış. 2011 yılında